Hanım. Tanıyorsun demek. Son defa nerede gördün? Bir ay kadar oldu. Müşterimdi. Yok canım. Gel bakalım. Hulya! Çekilin, çekilin. Kapıyı. Ne dersin zavallının ölümüne? Hepimiz öleceğiz. Ama herhalde tabii bir ölümle. Yoksa sen de mi bir sabah Hurriyan gibi öldürülmüş olarak bulunmayı istiyorsun? Hı? Yani cinayet mi? Eldeki yegane ipucu şu resim. Ya, beni çok takdir ederdi merhume. Vasiyetnamesinde sana 100.000 lira bırakmasından belli. Eksik olmasın, beni oğlu gibi. Ne? 100.000 lira. Ömrüne kaymaklı süt. Beşiktaş'a gol lüksüt olsun abi. Fener'e de arslanım. Kesin, atarım içeri. Mirastan istifade eden tek insan sen olduğuna göre... durumun bizce şüpheli. Ben masumum. Dışarıdaki kadınlar aynı şeyi düşünmüyorlar. Nedir senin bu çapkınlığından çektiğimiz? Gün geçmez gibi şikayet, bir ihbar, bir babalık davası, bir kız kaçırma. Vallahi iftira. Ne dedin, ne dedin? Arkadaş, şu koskoca dolap yok mu? Ağzına kadar hakkındaki şikayetlerle dolu. Göster içindekilerini de kendisi de görsün. Neredeyse odandaki dişi sinekler bile hakkında şikayette bulunacaklar. Marifetlerin daha gazetecilik günlerinden başlıyor. Hani meslekte ilerlerdin ama bir gün romancı Suzinek Hanım'la yatak odasında yakalanınca işten kovuldun. Buyurun. Vazifen, yaşı geçkin hatunlara aşk numarası yapıp gönüllerini çalmak ve kendilerine hayat sigortası yaparak bu şirkete bağlamaktı. Bu işte çok başarı kazandın doğrusu. Hadi utanma canım, gel bak, bak, bak işte. Naciye ölmez ruh, Cevriye haşhaş çiçek, Nuriye pek bilir, Hatice sönmez arzu, bitkine erdem taze. Ve bu zavallılar gibi daha yüzlercesi kendilerini muazzam ücretlerle hayat sigortasına kaydettirdiler. Tabii senden mesut bir yuva kurmak hayaliyle. Efendim ben sadece vazifemi yaptım. Ömrüne kaymaklı süt. Beşiktaş'a gollük süt olsun. Şimdi atacağım içeri. At ama abi. Yahu ben uslandım artık. Tabii bilmez olur muyum, ne demezsin. Allah büyük evlat, günün birinde bütün kadınların ahını çıkartmak için önüne bir kız çıkarttı. Yani patronun Kamil Bey'in yeğeni Fatma Aksoy. Bu arada şaştığım tek şey senin şu halin. Tahkikat neticesi hakkında çok şeyler öğrendik. Yahu melek gibi kızcağız, efendi, dürüst, okumuş, hanım hanımcık. Bugün evleniyoruz abi. Allah inandırsın, Fatma dünyaya inmiş hakiki bir melektir. Herhalde senin rezaletlerinden habersiz bir melek. Bekarlık hayatım hakkında kendisine bazı bilgiler verdim. Zavallı Huriye Civelek'in ölümünden de bahsettin mi? Kulun kölen olayım abi, ne alakam var cinayetle? Hem iki saate kadar nikah dairesinde olmam lazım. Hakikat sonuna kadar bir yere kıpırdayamazsın. Öldür beni, kes beni, al canım ama abi... Her aradığım anda el altında bulunup... 10 dakika sonra karşıma çıkmak şartıyla gitmesinde mahsur yoktur. Çok, çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun efendim. Sağ ol Fahri abicim. Hadi. Allah'a ısmarladık. Zavallı, oldukça korktu. Benli kız dosyasını ondan başka halledecek insan tasavvur edemiyorum efendim. Doğru. Nurettin Bey de neredeyse gelir. Arz-ı hürmet ederim efendim. Buyurun, buyurun oturun. Söylesene, nerede kaldın? Polis de şekerim. Polis de mi? Nikah muamelesi için hayatım, nikahın elini. Sevgili yavrularım, kıymetli mesai arkadaşlarım. Bugün burada canımdan çok sevdiğim yeğenim Fatma ve büyük sigorta kabiliyeti... Kısa kes de aydın havası olsun patron, nikah 20 dakika var ya. Ne diyorduk?
Osman'la Fatma'yı bütün bir ömür boyunca... Hapı yuttu bir imza koyunca. Tabii geç kalmazsak. Susun be! Yani kısacası bugün ömrümün en tehlikeli sigortasını yapıyorum. Dünyada böyle adi ve aşağılık bir çapkına kız verecek başka biri çıkarsa keserim bu bıyıkları. Arkadaşlar, bir halttır ettik ama... Nah, bütün cümle alem şahit olsun ki... Kümesteki tavuğa bile yan baktığını göreyim... Vururum alimallah. Şahit misiniz? Şahit, şahit! O halde istikamet nikah dairesidir. İşte elimizde bulunan şu evrak gösteriyor ki... muazzam bir haydut şebekesi kızın peşinde. Gazetelere ilan vererek kızı aradığımız takdirde... istemeyerek zavallının izini haydutlara belli ederiz. Zaten bütün emirleri de bu. Ele geçirdikleri an onu öldürüp 50 milyonluk mirasın... Ebu Necip'e geçmesini sağlayacaklar. Evet. Kız muhakkak ki bir ölüm tehlikesi içinde. Ve maalesef onu bulmak için elimizde sadece bir ipucu var. Vücudunda gizli yıldız şeklinde bir ben. Yıldız şeklinde bir ben mi? Çok garip fakat hakikat. Kızın vücudunda tamamıyla yıldıza benzeyen bir ben var. Ama İstanbul'da yüz binlerce kızın arasında onu nasıl bulabiliriz? Hem de 15 gün içinde. Elimizden geleni yapacağız. Elinizde buna uygun bir eleman var mı? Var. Hem de en yamanı. Ah, güzel. Bana bakın, size güveniyorum ha. Merak etme patron. Yani ya en ufak bir hergeleliğini göreyim, keserim şurasını burasını. Perim, meleğim, güneşim, ışığım benim. Canım sevgilim. Ne oluyor be? Ne bu düdükler? Daha çabuk evladım, daha çabuk. Peki efendim, şimdi yetişir. Göreyim seni. Bir hadise mi? Herhalde şerefimize geliyorlardı. Eksik olmasınlar. Polisler çok severler beni. Senden iftar ediyorum hayat. Ne oluyor ya? Hı? Gel bakayım buraya. Gel diyorum, gel. Yahu, tam evleneceğim saatte olur mu bu? Kaybedecek tek dakikamız yok. Zorla mı be? Kabul etmiyorum işte. Öyle mi? Fahri Bey, getirin şu Huriye'nin mahiyet cinayet dosyasını. Kabul, kabul, kabul. Hah, şöyle. Düşün ki masum bir kızcağızın hayatını kurtaracak tek insan sensin. Yahu, karıma ne derim ben sonra? Kadın milletine senden daha ustalıkla yalan söyleyen var mı bu dünyada? Tamam ama... 15 günde binlerce kızı kontrol edip o beni nasıl bulurum ha? Orası da senin ihtisasın. Aradığımız kız doğuştan talihsiz efendim. Yabancı bir ülkede doğmuş. Yani güneyde, çöllük bir arazide. 3 yaşına bastığı gün bedeviler zavallıyı kaçırmış. Bu arada annesi üzüntüden ölmüş. Çok zengin bir adam olan babası yeniden evlenmiş. Ve tabii kızını aramaya devam etmiş. Bir ara yavrunun izine Mısır'da rastlanmış. Zorla bir aileye evlatlık verildiği öğrenilmiş. Bu iyi yürekli insanlar da kızı Türkiye'ye getirmişler. Ancak üvey annesi bir gün miras kendi öz evlatlarına geçsin diye tahkikatı soysuzlaştırdı ve izi kaybettirdi. Geçen ay içinde... Kızın milyoner olan babası öldü. Ora kanunlarına göre vasiyetnamesi açıldı ve 50 milyonluk mirasın kızına kaldığı anlaşıldı. Şu anda üvey kardeşi Ebu Bekir kiralık katilleriyle İstanbul'da. Bizden evvel kızı bulup öldürmek için harıl harıl çalışıyorlar. Onu mutlaka bulmamız lazım. Pekala, neresindedir şu yıldız şeklindeki ben? Ya ne? Tam orada. Orada? Hey insaf birader, nasıl olur bu iş? Sizin büyük tecrübeniz varmış. Eyvallah ama ya... Ya... Efendim ben evliyim, bugün evleniyorum, karımı da seviyorum. Ne yapalım, bu insanlık borcu. Yahu çapkınlık etmeyeceğim diye yemin ettim. Adam olacağım bundan sonra. Ve size takdim edilecek 1 milyon liralık mükafat. Hadi canım. Ha? 1 milyon. Sersem seni ama kabahat bende ki sana kanıp evlenmenize izin verdim. Sırlama be. Ama ben... Ama sen. O züppeye kandığın için ağla, ağla bakalım, ağla. Dayıcığım,
Acaba nikah memurunu buraya eve çağırsak mı? Buraya mı çağırsak? Evet. İyi buldum be. Ya ben şimdi ne derim Fatma'ya? Bak oğlum, kadın ruhun cilasıdır. Sürüldükçe aşkı parlatır ha. Ya siz ne söylüyorsunuz be? Ben aşığım, aşık. Kes lan, hepimiz aşığız. Bediye. Sevda. Sevgi sevda. Neyse, bu iş de halloldu. Nikah memuru buraya gelecek. Zırlama be! Dayıcım, canım dayıcım! Al, sil burnunu, sil! Sil be! Osman! Fatma, canım! Fatma'm! Remadrabaz, ne işin vardı senin poliste? Ne işin vardı, orada çağırdılar, ne bileyim ben. Aman patron, yapma, gözünü seveyim. Yok sen, yok sen, yok sen. Bırakın da geberteyim şunu! Başına bir şey geldi diye öyle korktum ki. Gelmesine geldi ama. Peki niye çağırdılar seni? Tebrik için. Bana bak, şakam yoktur benim. Dur. Bırak. Yeni bir iş teklif ettiler. Ne işi? Nasıl anlatayım ya? Mühim, çok mühim. Yani memleket meselesi. Ucunda da tam... Tam 1 milyon lira var. Ne? İstemiyorum, istemiyorum. Yerinde bile bassın o milyonlar. Ama memleket meselesi bu. Bak, bunlar azılı bir casus şebekesiymiş. Ya seni öldürürlerse? Aa, merak etme sen. Kafa, kafa, kafa değil gazete negesi. Sizin gibi aptalların sözüne güvenilip de... ...hiç bu adama kız verilir mi? Nerede kaldı bu adam be? Geldiler efendim, nikah memuru geldiler. Öyle mi? Alın içeri. Siz de kapıdan ayrılmayın, bir yere kaçmasın o kerata. Nerede kaldı bunlar bilmem ki. Osman! Fatma! Fatma, Osman! Gelecek misin yoksa? Allah'a ısmarladık sevgilim. Ne? Nereye? Ne yaparsın kızım? Anya, Konya, Barbunya meselesi. İstikbal meselesi. Yani yarım saat daha bekleyemezsiniz değil mi? 40 yılda bir evlenelim dedik. Evimizi, parkımızı... Öyle mi oğlum? Getir şu cinayet dosyasını. Aman aman, dursun. Vakit nakittir delikanlı. Yarın sabah ilk raporunu bekliyorum ha. Hadi eyvallah. Allah! Ah, Bediye! Başlarım şimdi Bediye'ne ha! Ağzını topla delikanlı! Bak, abinin aklına ne kurmayı planı geldi! Efendim, malumunuz Bediye eskiden kantoculuk... ...ve bilhassa hamamlardan hatırlık yapardı. Bu itibarla... ...vücudu nazenininde ben, sivilce ve temriye misillu... ...bir cümle kabalıklık olanları şıpın işe hatırlar ha! Tamam. Yakalı numaralar, aynalı kızlar, variyete caz, saz, dans, vaz, dam fasulyeti, sadece 2 kaynağı. Buyurun beyler, buyurun. Tam vaziyeti idare edin. Gelmedi bu programı taksi... Bediye. Canım Nurim. Bediye'm benim. Sen sevme beni, sen sevme beni, aşkında yalan senin gibi. Sen sevme beni, sen sevme beni, aşkında yalan senin gibi. Ellerim ellerinde severdim, ayrılamam hiç senden nerede. Her akşam güneş batarken yaşlı gözler terk ederdim.
gecede. Sen sevme beni, sen sevme beni, sen sevme beni aşkımda yalan, senin gibi. Aşkımda yalan, senin gibi. Sen sevme beni, sen sevme beni, aşkımda yalan, senin gibi. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Osman! Osman! Canım! Osman! Canım benim! Alo, sen misin sevgilim? Ben Nono. Şey, bugün evlenmedin mi diye soracaktım da. Şey, yarına tehir ettik. Niçin sordun? Kocan olacak Osman, yeni pavyonda bir kızla dans ediyor da şekerim. İyi geceler. Ne? Alo? Alo? Yalnız bir ricam var senden. Ah, hayatım sana feda olsun sevgilim. Şey, ben de bir kız arıyorum da. Ben mi? Olmaz böyle Beşe. Felaket derecede hızlı bu herif. Başımıza bir iş açar mısın? Demek kızı bulur diyorsun. Fena. Hemen temizleyin. Merak etme şef. Kim vurduya gider? Emredersin. Emredersin. Şey, o belli kız var ya... okulda bir arkadaşım vardı. Adı Gülten. Orasında bir ben vardı ama... Anlat, anlat. Şimdi dolmuş. Hem kocasından hem de babasından milyonlar kalmış. Ha. Tek başına yiyormuş hasta. Hey, ağır ol delikanlı. Hey, Nutali geliyor. Hoş geldin Nutali. Bakma. Ne oluyorsun ya? Söyle bakayım, kim bu adamlar? Ya o casus be! Biz Anya, Konya, Barbunya uğruna dövüşelim, hanımefendi bize yumruk sallasın, iyi be! Ay şu pis kadın da sana Anya, Konya, Barbunya aşkına mı sarıldı alçak? O da casus be! Ne, bu sıçan mı? Bırakın şarap çarpsın ki casus yenge! Yalan kız, iyi niyetli olsa hiç Osman'ı kurtarmaya çalışmaz mıydı? Şey, ne bileyim ben işte! İnandın mı şimdi? Ama beni çok üzüyordun canım. İlle de tam o sırada mı gelirsiniz de? Tam. Bırak tamtamı da şuraya bak. Bu ne abi? Liste. Vücutlarında ben olan kadın kız listesi. İstanbul'da ne kadar tellak kadın, masajcı, ebe, kadın doktoru varsa araştırdık. Bu da Bediha'nın listesi. Ha? Bu da Sevgi Sevda'nın. Oo, burada yüzlerce isim var. Ben bunların hangisine bakacağım? Yes. Bana kalırsa önce şundan başla, ipucu olabilir. Peki. Adı Güzin Işıldar, artist namzedi. Amerikan numarası yapmaktan hoşlanır, züppe falan filan. Ha. Abi be, bu civarda bir matbaa var mı? Gazete mi basacaksın Sülük? Şöyle fiyakalı dikkat vizit ha? Koca namzediniz olacak Osman Bey'i arıyordum küçük hanım. Kimsiniz? Ne yapacaksınız? İşe gitti. Sen gene öyle bil yavrum.
Şu anda Çamlık villasında artist güzünle alt takke verkula. İnanmazsan git de kendin gör güzelim. Terbiyesiz. Alo. 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 Çamlık villasında artist güzünle ha? Şimdi görürsün sen. Baksana bana. Mutlaka gelir oraya. Bu sefer işe kıskançlık yüzünden cinayet süsü vereceğiz. Şefin emri böyle. Nur abi, Nur abi. Ne? Yandık, Fatma geldi. Yatış ya, Allah Allah. Allah. Kapı çalınıyor. Ben bir dakika gidip de açıvereyim. Kim bu? Casus. Pis sahtekar. Tehlikeden tehlikeye atayım, sen beni kadınların peşinde zannet. Yok canım, bu da mı casus yani? Casus ya! Kız, o tabancalı herifler kestane bir şey patlatmadılar ya! Artık hiçbir şeyinize inanmıyorum. Yahu öldüreceklerdi beni, gözünle gördün be! Allah abi, gel de şunu sen anlat ya, gel! Merhaba küçük hanım. Ne haber? Yapılan keşifte Yıldız Apartmanı yerine kara bir lekeye rastlanmıştır. Kim bu? Bu, komiser polis. İkinci şubeden başkomiser Fahri Cantürk. Sen söyle be abi, Allah aşkına benim çapkınlık falan yaptığım var mı? Her şey namus, fazilet için değil mi? Peki, peki. Kızım, Osman Bey oğlumuz son derece dürüst, aile saadetine hürmetkar, mahcup ve muhafazakar bir gencimizdir. Değil mi ya? Bak ama bu son. Yani bir daha yakalarsam yüzüne bakmam, anladın mı? Kimsecikler yok. Osman, ya dayım evdeyse? Başlarım dayına. Öyle sinirleniyorum ki alacağım ayağımın altına vuracağım. Kıpırdama! Dayının sesi miydi o? Bağlayın keratiyi. Nikah memurunu da çağırın. Çabuk, çabuk! Seni gidi yalancı düzenbaz seni! Bir dakika dinle beni! Yahu ne olur çöz beni! Fatma! Çöz diyorum sana be, çöz! Böylesi daha iyi şekerim, ne olur ne olmaz! Aman ne keçi kızsın be! Hala anlamadın mı? Bayılıyorum, ölüyorum, bitiyorum sana ya! Biliyorum şekerim ama çıplak kadın casuslara da bitiyorsun! Değil mi canım? Çatla! Ben hazırım efendim. Getirin şu yalancıyı, dikkat edin kaçmasın ha. Budala, ben senin için köleliğe bile razıyım be. Yalancı! Seni çılgınlar, deliler, mecnunlar gibi seviyorum. Uf, amma da sıkmışlar ya. Paket yapmışlar.
Bey, geliyor. Çağırıyorlar. Yapma Fatma! Yapma! Sen bize de gelmiyorsun. Rica ederim Mehmet Bey, bir dakika git. Osman, Osman elimden hiçbir yere kaçamazsın ha. Ne? Başlarım size de Osman'ınıza da. Sahi mi? Doğru? Aman ne enteresan. Ay o kadın en aşağı 40 yaşında. Ya, ne demiş, ne demiş? Sahi mi? Anlat, anlat. Meleğim, hii, sen! Allah! Hayatım, bugünlerde seni o kadar çok özledim. Sen ne arıyorsun, ne arıyorsun burada? Yok hayatım. Oo. Bundan sonra peşinden koşacağım tek kadın casus sen olacaksın. Ama o pis kadına söylediğin sözler mi? Casusluk tekniği kızım, istihbar meselesi. Ne yaparsın? İş, iş. Kıpırdama. Bağlayın keratıyı. Ne oluyoruz ya? Kaçayım demek gebertirim seni. Sıkı bağlayın, sıkı. Yarın sabah erkenden nikah memurunun karşısına çıkacak inşallah. Fatma! Fatma! Hani tam da zamanlı buluyorsun. İnsanın karısıyla şey yani... Merak etme, evlendikten sonra gelip beni biri kaçırsa diye dua edersin. Ne haber kızdaki yıldızdan? Amudiye mahallesi mi? Aa, Dafoz. Ne oldu senin kafana be? Kolan yaşısını çarptım abi. ya senin kafan? Ben de Bediye'nin takunyasına çarptım. Tülin'in evi. Ha, listede en başta adı var. Bu da mı yıldızlı? Eldeki tarife çok uyuyor. Üstelik ecnebi memlekette doğmuş. Anlarsın ya. Hı hı. Masaj yaptırdığı kadın vücudunda ona benzer bir ben hatırlıyor. Göreyim seni doktor bey. Zavallı kız çok hastaymış. Sen de her şeyi düşünüyorsun maşallah. Hadi eyvallah. Ömrüne kaymaklı süt. Beşiktaş'a gollük süt olsun ha. Ha nerede be arslan? Hadi be. Hmm.
Eh, kalbiniz iyi. Nabzınızı dinleyelim. O da fena değil, 3,5 atıyor. Ağzınızı açın. Her şey iyi, güzel ama ben sizi çağırmadım ki. Hayret, kim çağırdı bilmem ama herhalde kendisine minnettarım. O da niye? Çiçeklerden daha zarif, perilerden daha güzel bir kızı tanımama sebep oldu. Oh. Kalkabilirsiniz. Peki, neymiş rahatsızlığım? Fena maalesef. Adı Pnoma Pasadikus Benikus. O da ne demek? Dünyanın en güzel vücudunda gizli bir ben saklı demek. Yok, hayır. Nasıl hayır? Maalesef doktorluğunuz iltifatlarınız kadar kuvvetli değil. İstediğiniz iddiaya girerim. Kaybedersiniz. Peki, ya kazanırsam? Ama çok tehlikeli bir hastalık olabilir. Ben tehlikeden hoşlanırım. Zannetmem. Hiç böyle doktor görmedim. Doktorlar da insandır hayatım. Bir dakika bekle, şimdi geliyorum. Tülin! Tülin hayatım! Tülin dayanamayacağım artık, geliyorum! Tülin geliyorum dedim sana! Cevap versene! Tülin! 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 Fatma, ne işin var senin burada? Alo! Osman Bey'le mi müşerref oluyoruz? Kimsin sen? Bu gece işlediğin cinayetin tek şahidi. Ben kimseyi öldürmedim. Bunu polise anlat aslanım. Bundan sonra başının dertten kurtulmasını istersen benli kızları takipten vazgeçersin. Bu bir tehdit mi? Sadece bir ölüm müjdesi. Osman, kim öldürmüş, ne olmuş? Bilmiyorum ama Allah'tan sen varsın yanımda. Gördün masum olduğumu. Ben ne bileyim şekerim. Belki ben gelmeden öldürdün zavallıyı. Bir tane çarparım bir değer vurur ha. Ne yapacaksın şimdi bu hastayı? Dayım gitmiş. Bizi aramaya gitmiştir şekerim. Of, ne yapacağız şimdi? Yarıda bıraktığımız aşkımıza devam edeceğiz. Delirdin mi sen? Bir delirdim taraftan ya. Silahlı haydutlar, bir taraftan cesetler, canavarlar. Beyimiz de kalkmış, sevişelim diyor. Ha, bırak! Ha? Nasıl olur ya? O orada, bu burada. Sakın hortlak olmasın ha? Dur bakalım. Ördek gibi ayak altında dolaşma be! Ördek babandır, terbiyesiz! Peki, peki, sus! Ya ama ne yapacağız şimdi bu baş belası? Ne bileyim ben be! Aa, mutfağa! Aa, mutfağa! Tamam. Hadi!
Açın kapıyı! Zavallı daha soğumamış bile. Mutfak şurada. Muğlayacağına at şu mutfak kapısını. Açın diyorum! Açın! Hadi şimdi aç kapıyı. Vay canım abicim, ne haber, nasılsın? Çoluk çocuk nasıl, büyüyorlar mı? Elinin körü! Şarlatanlığı bırak da postu kurtarmaya bak aslanım, ihbar var hakkında. Şakayı bırak be abi. Ne şakası be? Tülünü öldürüp cesedini de saklamışsın. Ben nereden öldüreyim abi? Arayın evi! Her tarafı arayın! Köşe bucak bırakmayayım! Nereye sakladınız kızı? Söylesenize be! Canım, abicim... Resmi ihbar var. Abilik yok artık aramızda. Nerede öyle kız? Ne kızı? Şu kapı nereye çıkar? Ne diyor bu kız? Ne bileyim? Ne diyorsun ya? Mutfağı ha? Bob! Bob'u ne Bob? Ayrıca derdest. Buraya bakın! Ne arıyorsunuz burada? Otobüs bekliyoruz abi. Nerede ceset? Dolapta abicim. Fatma, yavrum! Yavrum, benden alay mı ediyorsunuz be? Abi! Bir şey bulamadık efendim. Peki. Sana gelince malın gözüymüşsün ha, çıktı foyan meydana. İyi be! Ben kendimi ateşe atayım, bir daha hakaret. Bırak numarayı! Kim bu? Bu kim? Ne olacak, ben! Bu yaşta bu zeka, yanındaki kim ha? Ne bileyim ben be abi? Tanımıyorsun demek. Bu kadar samimi pazarlık edersin, sonra da tanımıyorum dersin. Vallahi bilmiyorum abi, kimmiş? Ebu Bekir! Kız ölürse milyonlara konacak adam. Olabilir. Ne? İyi rol yapıyorsun maşallah. Ama şunu iyi bil ki ne olursa olsun peşindeyim. Sonunda da sinek gibi düşeceksin avucumun içine. Yürüyün! Dokunma ona! Alo! Kim? Ya evet, ben Osman. Sen kimsin? Kim? Şef mi? Evet! Evde sakladığın cesedi ne yaptın? Cesedi mi? Denize attım onu. Aferin oğlum! Şimdi şu artist kızın cesedini de ortadan kaldırmak lazım. Kimin? Resmini çektikten sonra bu sabah öldürdüğün kız. Aman şunu da kaldır ortadan! Anlarsın ya Osman! Seni madura bas seni! Yahu ben masumum ben! Külahımı anlat! Demek artist kızı da öldürdün ha? Demek milyonu az buldun! Gittin karşı tarafta pazarlık ettin! Ebu Bekir'in emrine girdin ha? Abicim iki gözüm önüme aksın ki! Yürü! Düş önüme! Çıkın, çıkın! Ne haber, bunu da mı inkar edeceksin? Ya nasıl olur? Beni adım adım takip ettin. Buradan çıktıktan sonra bir daha döndün mü buraya? Doğru be. Değil mi abi? Alo! 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 Ben Osman. Ben şef. Ne yaptın cesedi? Denize atacağım şef. Tamam. Elindeymişken Gülten'i de unutma. Yahu son öldürdüğün kız. Ne? Tabii. Peki şef, merak etme. Boşuna kıydın zavallıya. Kaç kere söyledim öldürme garibi diye. Evet şef.
Ne haber? Gene mi inkar edeceksin? Abi ben vallahi billahi... Abi deme bana. Önce tülün sonra şu... Ha? Gel. Olmaz be, ortak mı bunlar? Şimdi anlarız delikanlı. Yürü sen, düş önüme. Abi ya... Düş! Evet, ne buyrulur? Yahu ben masumum. Ya o telefonları eden şef, nereden biliyor senin buralarda olduğunu? Dünyada tek Osman ben değilim ya, belki başka biri. Dur. Sen misin şef? Evet. Gülten'in cesedini de aldım. Tamam. Senin arkadaşın olacak o komiser Fahri bir şeyden şüphelenmiyor ya. Yok canım. O uyuyor. Bırak uyusun bu da. Ne gülüyorsun be? Keyfimden abi bak. Nereye sakladın cesedi? İnsaf et abi, yanından bir dakika ayrıldın mı? Doğru ama... Yahu kim girdi oduya? Ben ne bileyim abi? Belki seninkiler. Olabilir. Bob! Bobuna Bob! Ayrıca da resti. Merhaba abiciğim, merhaba yahu. Bırak şaklabanlığı, nerede ceset? Kurban olayım abiciğim, nerede olacak, içeride. Gitmiş, gitmiş! Ay, anneciğim! Bağırma kız, zaten asabın bozuk. Ne döndürüyorsunuz siz burada, ne döndürüyorsunuz? Poker abiciğim, istersen gel de karayı tamamlayalım ha. Sizi gidim endeburlar. Hepinizi tevkif ediyorum, hepinizi! Eller yukarı! Nasıl olur abi? Ortada suçun suru yok ki. Tamam, o kadar, o kadar. Kıpırdamayın! Allah yeter Allah. Artık bu oyun! Seni üç kızı öldürmekten. Sizleri de bu canavara yataklık etmekten, suç ortaklığından tevkif ediyorum. Yürüyün bakalım, çık dışarı! Alo! Alo, papağan bir! Papağan bir! Evet, papağan bir konuşuyor. Yukarıda ışık söndü şef. Herhalde dışarı çıkıyorlar. Tevkif edildi budalalar. Ama gene de bir kontrol et. Sakın oyun olmasın. İşte çıkıyorlar şef. Hepsinin elleri havada. Hiç şüpheye mahal yok şef. Merak etme. Cesetler ne oldu? Horoz Nuri ile Dut Ali otomobilin bagajına saklamışlardı. Ama biz aşırdık oradan. İyi. Nereye saklayacağınızı biliyorsunuz. Tamam şef. Hem cesetleri de... Kiminle konuşuyorsunuz aslanım? Şey, şarkı söylüyorduk abi. Osman! Osman, Osman! Hay Allah! Merak etme, kimse yok peşimizde. Bak, ışıkları toslayacaksın. Takip edildiklerini anlamasınlar. Bırak takibi de kaçmaya bak abi. Hem cesetler... Evet. Sahi ya, ne oldu cesetlere? Aha, hepsini... Evet. Ne yaptınız hepsini? Hepsini kaybettik. Teker teker. Ya. Ben gidiyorum, sonra gelin. Tamam, tamam. Nerede toplanıyorsunuz? Konuş yasın kurşunu! Şefiniz gelin, konuş! Gel, gel abi. Düşürme. Ne
Lastik patlamış, iyi mi? Ya. Yedek steple de cesetlerin altında bagajda. Kimse görmeden açalım. Açalım. Hadi. Lavucum yok, bunlar hortlak. Hortlağım da ecinli cinsinden. Ben tüyüyorum arkadaş. Ben de. Hadi. Hadi. Sesini çıkartırsan işin tamamdır saksan yumurtası. Yürü. Yürü. Sen misin Halil? Benim abi. Ne diyor şef? Eller yukarı diyor aslanım. Budala boşa atmam mı saksan yumurtası? Nerede şef? Nerede? Burada! Burada! Beni şefe götüreceksin. Abiciğim ben... Söyle kimdir şefiniz? Söyle! Söyle kimdir? Söyle. Yapma! Söyle! Yapma! Söyleyeceğim abi. Abi şef... Hay Allah kahretsin. Yürü kaçalım. Allah'ın cezası. Gecenin bu saatini mi buldun? Bana evlenme teklif edecek. Hediye canım, bir daha... Hediyalar götürsün seni Emir. Sen 40 yıldır beklet beni. Gençliğimi heder, perişan et. Sonra da çat kapı, no, aşkımdan ölüyor. Allah şahit olsun. Bitiyorum Bediye. Siz gelmeseniz korkudan ölecektim. Bu gece yine geldiler. Kim Bediye? İyi saatte olsunlar. Kapılar açıldı, kapandı. Yükler karıştı. Bittim, bittim korkudan. Bak, hala kalbim çarpıyor. Ay, yine geldiler. Allah'ım. Bu sefer gelenler kötü saatte olsunlar abla. Yani yarın akşamki nikah şahit getirdim. Civanım. Eh madem ki hayırlı iş için geldiler başımla beraber. Ben size yataklarınızı yapayım. Yap yap. Ama ayrı odalara yap. Sen ona bakma çok şakacıdır. Hayırdır inşallah kız ağzını parçalarım alimallah. Kocan değil mi? Tabii beraber yatacaksınız. Hasbaya bak be. Ben şu gördüğünüz horozu avlamak için tam 40 yıl uğraştım hanım. Ama sonunda kucağıma düşürdüm, ne haber? Ay, bu da mı şahit, kör olası? Yapma, ciğerim kavruluyor Bediye. Biraz koyun, aç şunu. Horoz, bu da mı başıma gelecek? Açın! Kanun namına açın diyorum. Hah, işte şimdi cevap. Ne bez yetişir ne kova. Bırakın konuşmayı, saklayın şunları be. Ay, bırakalım ölümleri de kaçalım buradan. Hadi. Horoz, horoz gel kaçır beni buradan, horoz. Açın diyorum, fena olacak sonra. Gel, gel. O taraftan gideceğiz, o taraftan. Bana bak, haberin olsun. Yarından tez yok, ayrılıyorum senden. Bak kızım, ben vallahi... İstemiyorum be, zorlama. Hadi cesetlerinin başına. Pekala. Ama önce yapacağım bir iş var. Ay neymiş işiniz beyefendiciğim? Sana kocana hürmet etmeni öğreteceğim. Yok canım. Var şekerim. Öyle bir yaklaş. Bak hele, ne güzel oluyorsun kızınca. Aklınla bin yaşa şef. Bu dinleme aletiyle her şeyi öğreniyoruz. Kes be, bakalım ne olacak. Bırakın hırlaşmayı. Ayrılacağım, işte ayrılacağım. Demek yetmedi ha? Al sana. Ayağın cennetten çıkma olduğunu unuttum. Kesin be. Buraya. Bırak, ama utanıyorum. Allah, buldum. Neymiş buldun? Bak ya, o aradığım kız sensin be! Ha? Öyle ya, 50 milyonluk mirasın sahibi sensin! Delirdin mi be? Tamam, tamam, sen evlatlıksın be! Ha, yalan mı yani, yalan mı? Osman, nereden öğrendin, kim söyledi? Seni gidi fellah yavrusu! Yürü lan! İkisini de öldürün, bir saate kadar leşlerini istiyorum, o kadar! Hepimize güzel bin lira mükafat. Yaşadık.
Bu sefer de beceremezsek yaşatmaz bizi şef. Çabuk, çabuk. Köşeyi döndük. Biraz sonra evdeyiz şef. İkisine de birer kurşun. Hiçbiri sağ kalmayacak. Saat 10'da mirasın müddeti bitiyor. Günün ilk saati. Olur şef. Tamam şef. Peki. Kendisi. Üvey kardeşim Fatma. Ne yapalım? İcabına bakın. Sen. Götürün çiçeği odaya. Sakın tabanca kullanmayın, gürültüden hoşlanmam. Neredeler? Yürü. Yürü. Beceriksiz, budala herifler. Dayıcım! Sus, konuşma! Yavrum! Sen! Sen ha! Evet, ta kendisi. Gerçi kaçmak için az vaktimiz var ama bir Osman'ı temizlemek için kâfi. Ne haber Hürrem Bey? Yeni dedikodularımız var mı? Alın bu iblisi! Ya Şafar abicim! bu işte oldu bitti. 50 milyonluk mirasa konmasam senin nikah memurunun önüne oturacağın yok değil mi? Yahu senin ayıbını 100 milyon bile temizlemez. Beni az kaldı çocuk diye aldatıyordun. Ne haber çırkızı Cemile? Aman ben, beni çok üzüyorsun be! Ne var? Güle güle!